Boşuna masallar bir varmış bir yokmuş diye başlamıyor. Ölümlü dünya işte. Nereye koşturuyorsun böyle? Babaanne yaz okulum vardı da geç kaldım zaten, çıkayım ben. İyi tamam, gel ben seni bırakayım. Ay canımsın baba, hadi gidelim. Ayten, bize bir yorgunluk kahvesi yap. Tabii hanımım. Birine mi baktınız? Evet. Ayşe'yi, Ayşe Yılmaz'ı arıyorum ben. Gel, gel kızım buraya. Neden arıyorsun sen Ayşe Yılmaz'ı? Elimdeki adres doğruysa burada çalışıyor olmalı. Babanı kaybettin. Ama ben buradayım. Kapı gibi Adnan amcam burada. Senin Sinan'dan da Ferit'ten de hiçbir farkın yok. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu unutma hiç. Çocukken hep buna inanmak istedim. O konağın önünde İki oğlun gibi seni bekleyip kucaklanmayı hayal ederdim. Ama sağ olsun Azade teyze her seferinde bana kim olduğumu hatırlatırdı. Kolay değil. Kolay değil. Evladın olmayanı evlat, baban olmayanı baba kabul etmek kolay değil. Benim babam öldü. Adnan amca. Sen bana ne kadar babalık yaparsan yap, insanın kendi kanından öz babası gibi olmuyor. Ayşe Hanım burada çalıştığını söyledi, öyle mi? Yok, bana demedi de abime demiş. Abimin şeyi de Ayşe. Abinin neyi? Arkadaşı işte. Nasıl bir arkadaşlık bu? Yani abimle şeyler onlar. Neyler? Söylesene kızım. Seda? Ayşe? Ah. Ayşe Hanım, arkadaşınızın kardeşi sizi çok merak etmiş. Burada çalıştığınızı söylemişsiniz. Biz de merak ettik. Ne iş yapıyorsunuz burada? Yani aslında tam olarak öyle bir şey söylemedim ben. Şey ya... Seda. Hoş geldin. Ferit ben. Ayşe'nin eşiyim. Biz Ayşe'yle kimseye haber veremeden evlendik. Belli ki senin de haberin olmamış. Kusurumuza bakma lütfen, olur mu? Hoş geldin. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Gel bak. Ya sen ne işler karıştırıyorsun Ayşe? Hı? Ya abim senin yüzünden hapiste sen nasıl başka biriyle evlenirsin? Seda bak ben mecbur kaldım. Ayrıca biz Bahar'la düşündüğün gibi değiliz. Hiçbir şey yok aramızda, niye anlamıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ya ifadende bile nişanlım demişsin. Ya ben onu kurtarmak için söyledim. Hı.
Peki, kocan Baha'yı biliyor mu peki? Bilmiyor değil mi? Canım, sohbetinizi böldüm, kusura bakmayın. Seda'yı güzel bir yerde ağırlasak, birlikte bir yemek yesek diyecektim. Ne dersiniz? Biraz konuşsak olur mu? Olur. Dışarıda bekliyorum Ayş. Ya haber vermeden evlendim diye çok kırılmış. O yüzden gönlünü almam lazım. Biz baş başa çıksak olur mu? Olur tabii, niye olmasın canım? Ben o zaman şirkete geçerken sizi bırakayım. Olur, sağ ol. Seda, hadi gidiyoruz. Lan oğlum git! Bari sen yalan söyleme bana lan! Duydum diyorum oğlum. Duydum lan, duydum. Kulaklarımla işittim. Kocam diyordu. Kocama söz verdim diyordu. Bırakmam onu diyordu. O kız evlenmiş Fatih. Gittiği yerde birini bulup evlenmiş. Ay benim canım kızım. Benim canım kızım benim. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ya ben de seni çok seviyorum. Eşek sıpası. Ya o zaman evde görüşürüz. Tamam hadi. Tamam. Tamam kız gittim. Ebru? Sinan? Ya şu işe bak. Ben... Yani seni buralarda görünce biraz... şaşırdım. Ben de. Kaç sene oldu? Çok. Nasıl şimdi döndün mü yani, Almanya'daydın? Öyleydi evet. Ama artık buradayız. Şey mi yani? Temelli mi? Evet. Hatta oğlumu yaz okuluna yazdırdım. Çocuklarla kaynaşsın diye. Hayata bak. Benim kızım da buraya gidiyor. Hep kızın olsun istiyordum. Annen nasıl? Karınla anlaşabiliyor mu bari? Umarım istediği gibi bir gelin bulmuştur. Sen? Sen nasılsın? Mutlu musun? Yani şey, yolculuk nasıl geçti? Memlekete dönüş yani. Ya insan nereye giderse gitsin memleketinin yeri hep ayrı tabii. Doğru. Neyse ben gideyim artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Kalp Yarası ATV'de.